Ee, bir yandan da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi işte tam da e, filler demişken e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından sunulan İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes önerisini kabul etti. 15 üyesi olan konseyin üye ülkelerden 14'ü e evet oyu verirken Rusya çekimser kalmayı tercih etti. Birleşmiş Milletler'in yaptığı oylamanın İsrail ve Hamas üzerindeki hukuki bağlayıcı bulunmuyor. Kararın önemi uluslararası toplumun barış isteğini gösteriyor. Taraflara bu yönde baskı oluşturuyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail'deki temasların ardından Ürdün'e geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bağlılığını yeniden teyit ettiğini söyledi. Hamas'ın yaklaşımı içinde umut verici işaret dedi. Dışişleri Bakanlığı kararın gazete katliamın son ermesi bakımından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Şimdi Rusya'nın çekimser kalması tabii demin anlatmıştık. Aslında çok da şahane bir metin olmadığını, Türkiye'nin de bunu ortaya koyduğunu ee, ve e, dolayısıyla Hamas'ın taleplerini de karşılamadığını çünkü e, kalıcı bir ateşkesten söz etmekten uzak olduğunu ifade etmiştik. Şimdi 8 ay sonra gelen ateşkes kararı neye yarar? Rusya neden çekimser kaldı? İsmet Bey sizinle başlayalım. Şimdi hemen okuyayım. Rusya Büyükelçisi Vasili Nebenziah. Pazar bir açıklama yapıyor Moskova niyet çekimser kaldı diye. Üç aşamalı planın ayrıntılarının açıklanmadığını söylüyor. Kafalarımızda bir sürü soru işareti var diyor. Ha üç aşamayı açıklamamışlar mı orada? Yok açıklamadığını diyor. Kafamızda bir sürü soru işareti var diyor. Ee, Hamas'tan bu sözde anlaşmayı kabul etmesi isteniyor. Ancak İsrail'in resmi anlaşmasına ilişkin hala net bir açıklık yok diyor. Yani bu nedenle Rusya çekimsel kalıyor. Anladığım kadarıyla yani bir engel de çıkarmıyor yani bir ateşkes konusunda ancak bir anlamda bir muhalefet şerhinde Pardon, koruyor. Yani şimdi burada oy veren ülkeler neye oy verdiklerini bilmiyorlar ya, mı? şey metinde net değil diyor. Ha, ben metin okudum. Uygulak, bu metin şeyi. Kafamızda diyor bir sürü soru işareti var. Bu e, Rusya'nın BM büyükelçisinin açıklamasını okuyorum. Fakat bu arada başka bir açıklama geldi biraz önce. Ee, nereden geldi bu? Ee, Resepsiyonda gelmiştir. Yok. Başka bir yerden geldi. <laughs> Resepsiyon mu kalmıştır şu saatte? Allah'ını Allah. seversen. <laughs> Vardır canım onların. Bir bir Katar Dışişleri Bakanlığı... Katar ve Mısır'ın ateşkes teklifiyle ilgili olarak... Hamas ve Filistinli gruplardan... yanı daldıklarını duyurdu. Diye bir şey var. Bunu Gazze'deki... Ee, Filistinli örgütlerden gelen bir mesaj bu. Fakat ayrıntısını geçmemişler. Bu kadar bir bilgi verdiler. Ha bir de Hamas ve İslami Cihat'ın ortak basın açıklaması var. Ha şöyle diyor bu bununla ilgili mi bilemiyorum ama Hamas ve İslami Cihad'ın ikili liderliğinde ortak bir heyet bu akşam Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede direniş gruplarının yanıtı Katar'lı kardeşlere iletti ve yanıt Mısır'lı kardeşlere de gönderildi. Yanıt Filistin halkımızın çıkarlarını ve Gazze şeridine yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerektiğini ön planda tutuyor. Filistin heyeti ulusal sorumluluk duygusuna dayalı olarak halkımıza karşı bu savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmak amacıyla olumlu anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti diyor. Bu daha yeni gelmiş. 20.35'te gelmiş bu açıklamada hmm. bana. Aslında olumlu ama saldırılar tamamen <laughs> durulmalı. Geldiği yani dair bizler... birazdan özel paylaşımda yapılacak diyor arkadaşlar. Belki o gelince daha ayrıntılı bilgi verebiliriz. Peki ee, Abdullah Ağar 8 ay sonra geldi bu karar neye yarar Rusya'nın çekimsel kalması size göre acaba ne anlama geliyor ve ya bir yandan da e, İsrail e, Tamam diyecek midir şimdi e, toplantıya katılan e, İsrail'in bir büyük açısı vardı hı hı. E, o büyükelçinin konuşacağını düşünüyorduk İsrail adına ama o konuşmadı. çok daha alt seviyede bir diplomat hanımefendiyi konuşturdular. Kadını konuşturdular. Bu tabii hanımefendinin ortaya koymuş olduğu profil ve kurmuş olduğu cümleler... ...bunun bir imaj çalışmasından başlayıp bir kamu diplomasi hedefe gittiğini kendisini gösterdi. Şimdi... Burada görülmesi, bakılması gereken şey bence şu. Amerika Birleşik Devletleri daha önce benzer ateşkeslerle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamaları bizzat kendi eliyle engellemişti. Şimdi ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri böyle bir teklifte bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri de desteğiyle birlikte 14 üye ülke evet dedi Rusya'da çekimsel kaldı. Evet. Rusya çekimsel kalmasını Arap ülkelerinin e, projeye olumlu bakmaları gibi bir gerekçe üreterek engellemediğini ama yine de çekimsel kaldığını, e, bir şerh koyduğunu ifade etti. Şimdi benim e, temel yaklaşımım şu. Hani e, hangi parametreler değişti? De Amerika Birleşik Devletleri böyle bir projenin altına imza attı. Yani hem kendisi önerdi hem şey yaptı. Şimdi öncelikli olarak ben şunu düşünüyorum. Yani... E, bir taktiksel hamle bu. Bu açıdan bakıldığında. Ee, biz e, barışı ve ateşkesi istiyoruz. Ama Hamas tarafı istemiyor. Söyleyeceğim. E, bugün işte yapılan açıklamaları çalıştım biraz. Gözüküyor ki e, hem e, Hamas tarafını hem de Yahya Simvar'ı yani e, Gazze'deki e, Hamas adına savaş yürüten e, işte Lideri baskı altında bırakmayı amaçlayan, yalnızlaştırmayı ve itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir proje gibi gözüküyor. Bu bir birinci kısmı. İkincisi, e, tabii şöyle bir gerçeklik var Hande Hanım. Yani e, 40 bin tane insanı öldürerek İsrail aslında bu bir e, askeri stratejiye karşılık geliyor. Kanlı bir askeri stratejiye karşılık geliyor. Yani tasvip ettiğimiz bir şey değil ama ne yapmaya çalıştıklarını an anlamaya çalışırsak 40 bin tane insanı öldürerek Hamas üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Oradaki Gazze'deki toplum üzerine bir baskı oluşturmaya çalışıyor ve toplumun Hamas ve Yahya Sinvar üzerine bir baskı oluşturmasını amaçlıyor. Şimdi böylesine bir denklemde neyi yapmaya çalışıyorlar? Rehineleri ellerinden almayı ama Hamas'a da <laughs> Filistinlere de bir şey vermemeyi amaçlıyorlar. Metne bakıyorsunuz, metinde şey yok. yani iki devletli çözüme dair bir süreç yok. Buna dair kurulan cümleler var ama iki devletli çözüm meselesi bu Amerika Birleşik Devletleri metninde ben görmedim. Gören varsa bana söylesin. Diyorlar ki işte insani dram, işte yardımların girmesi, ateşkesin durdurması, bir birinci safhada zayıf olan rehinelerin serbest bırakılması, ikinci safhada kuvvetli olan rehinleri serbest bırakılması. Sonra Gazze'nin inşası. Tamam güzel. Peki devlet nerede? Şimdi burada mesaj bir diğer tarafıyla Gazze'nin inşası ile beraber Araplara. Yani Arap yine diyor ki? Bak diyor ben seninle olan süreçleri işletiyorum. üzerinde düşeni yapıyorum. Senin elindeki zayıf kartları da güçlendiriyor. Yani bütün ihaleyi tabiri caizse Hamas'a ve İslami cihata yıkıyorum diyor. Hı hı. Şimdi buradaki mesele ne? Gazze'deki kanlı oyun üzerinden, kanlı katliamlar üzerinden oynanan ne? Bence Orta Doğu'nun güvenliğini yeniden inşası. Bununla ilgili bir mesafe kat etmiş olmalılar ki, Arapları belli bir noktaya getirmiş olmalılar ki, böyle bir metnin altına imzatlar. Bunu nereden anlıyoruz? Gazze'ye kimle inşa edecekler? Araplarla inşa edecekler, değil mi? Araplar fonlayacaklar. Ve bir diğer tarafıyla Araplar şu ana kadar yanaşmıyorlardı. Neye yanaşmıyorlardı? Biz İsrail'in jandarması olmayız kardeşim Gazze'de diyorlardı. Şimdi bununla ilgili bilmediğimiz, ben o oradaki başlıktan onu anlıyorum. Yani Araplarla Gazze'nin yeniden inşası ve kontrolü ile ilgili İsrail askerleri yardımcı olmaya dair bir formun geliştirildiğini veya geliştirilmekte olduğunu düşünüyorum. Buna dair bir altyapı çalışması bu. Bir diğer tarafıyla hemen sonrasında İsrail'in bombardımanlarının arttırdığını ve şeye yöneldiğini de görüyoruz. Yani e, kuzeye yöneldiğini, Lübnan tarafına yöneldiğini görüyoruz. Şimdi burada e, sanırım 14 Mayıs'ı e, İran'la yapılan Brett McGurk'ün katıldığı e, şu andaki e, İran Dışişleri Bakanı vekili olan kişinde İran'dan müzakere olacak katılacağı bir nükleer ve vekiller müzakeresi var Umman'da. Şimdi bununla da ilgili bilmiyoruz ama bir gelişme kaydetmiş olabilirler. Bu gelişmeye bağlı olarak e, burada e, bir işte ateşkes anlaşmasının altına e, biz artık imza atalım. Biz bu işi destekleyelim cümlesini Amerika Birleşik Devletleri kurmuş olabileceğini düşünüyor. Peki yani, yani... devam edeceğiz. Unutmayın sözünüzü tamam. bir reklama gitmem gerekiyor. Şu reklamdan sonra kaldığımız yerden tamam. devam edelim.